Şimdi tabii e, Papa'nın ziyareti ilk kez dünyada olan bir şey e, bugüne kadar evet. tarihte. E, ehaliyle üzerine de konuşulacak bir konu. Dört günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Fakat e, ne mesaj vermek istediğinden işte e, bir puldan söz ediliyor. Bununla ilgili e, açıklamalar geliyor çeşitli kaynaklardan. E, bunları böyle bir geniş bir açıdan değerlendirmek istiyorum. Sayın Özşahin sizle başlamak istiyorum. Çünkü Katolik ve Şii... E, Konusu mu hedefte evet. yoksa e, Türkiye'ye bir mesaj mı verilmeye çalışılıyor? Orta Doğu coğrafyasını ama ne anlayabiliriz bu, bu pul konusunda? Şimdi Papa e, yeryüzünde yaşayan en büyük teopolitik bir adam, bir e, kişi. Yani ne demek istiyorum? Bir kere Papa'nın bir dini bir tarafı var. Bildiğiniz gibi nedir? İşte Petrus'un halefidir. Bikaryos değil. Dolayısıyla Petrus havaridir. İsa Tanrı'dır tabii ve dolayısıyla yani Tanrı'nın Petrus vasıtasıyla yeryüzündeki vekilidir. Çok enteresan, değil mi yani? Ve Papa aynı zamanda dini anlamda Baba Oğul Kutsal Ruh adına tüm dünyadaki tüm dünyayı vaftiz etmekle, Hıristiyanlığı yaymakla görevlidir. Yani inanış böyledir, teoloji böyledir bu işin. Peki buna kızmalıyız? Hayır kızmamalıyız yani. Görevi bu yani, papanın görevi vaftiz yapmaktır. Yani bir Hristiyanlığı yaymaktır. Nasıl ki biz İslam'ı yaymak isteriz, yani dinimizin yayılmasını doğal olarak isteriz. Hristiyanlar da bunu ister ve papanın birinci görevi bu. İkinci görevi, papa biliyorsunuz bir devlet başkanıdır aslında yani. Vatikan bir devlettir. İtalyan Birliği sağlandığı var. özellikle Mussolini döneminde Kardinal Gaspari ve 1929'da Mussolini arasındaki bir Kongordota Kongordota ile Vatikan devlet statüsüne kavuştu ve dolayısıyla büyük ilçeleri olan Kurya tarafından yönetilen, Dışişleri Bakanı olan, dünya ölçeğinde 400'e yakın koleji üniversitesi olan, 1500'e yakın e, koleji olan ve hakikaten ee, devasa bir e, teopolitik gücü olan bir figürdür Papa. Yani böyle bir Şeyhülislam İslam gibi yahut da bizim Diyanet İşleri Başkanı gibi yahut da bir müftü gibi bir kişilik değildir. Hatta Papa'ya öyle direkt olarak bile Sayın Papa diye hitap edemezsiniz yani. Protokol olarak eğer Hristiyan değilseniz His Holiness veyahut da Your Holiness işte kendiliğinden kutsal e, olan e, bir birey olarak e, hitap etmek durumundasınız Vatikan dinde arası diyalog boyutuyla da aslında her zaman e, çok önemli bir misyon üst, üstlemiştir Asya ülkelerinde naçizane dinde diyalog eleştiri kitabını ilk defa ben yazdım yani Türkiye'de 2005'te yazdım Kaos'un şeo ve diyalog olarak ilgili yetkilileri de filan da verdim ondan dolayı da çok ötekileştirildim yani itilip kakılık problem değil ama niye yazdım? Millet yanlış anlıyor. Yani diyalog karşıtı mısınız siz diyorlar bana. Hayır diyorum yani ben diyalog karşıtı değilim. Yani biz e, Hristiyanlar, Yahudiler, e, Müslümanlar bir araya gelip konuşabilirler. E Peki niye karşı çıktık? Çünkü bunun bir politik ve bir sonelik tarafı vardı. Yani e, filozof Wittgenstein'ın sözünü çok severim bu noktada diyor ki Wittgenstein, ee, olguların iç yüzünü görüne kadar istediğinizi söyleyin. Çünkü iç yüzü gördüğünüzde nasıl olsa söylemeyeceğiniz çok şey olacak. Diyaloğun iç yüzü bu değildi. Diyaloğun iç yüzü Asya'yı Hıristiyanlaştırmak, İslam ülkelerini Hıristiyanlaştırmak, en azından İslam'dan uzaklaştırmak. Çünkü 1. Paul, 6. Paul ve 23. John açıkça şunu söyledi 2. Vatikan Konsili'nde. Bizim diyalogdan amacımız ben onun için karşı çıktım. Bizim amacımız Asya'yı hristiyanlaştırmak, diyalog yoluyla Müslümanları. Bağdat'a ziyaret bul, şimdi, sadece, bu mu? Temelde amaç bu. Sadece sadece bu değil. İlk önce onu söyleyeyim. Yani Papa'nın e, bu diyalogtan yani diyalogtan bizim anladığımızla Vatikan'ın anladığı aynı şeyi değil. Şimdi şöyle deniyor. Görünen tarafı şu. Siz buna karşı çıkar mısınız? Barışı yayalım. Ateizmle, dinsizlikle mücadele edelim. Cinsel sapkınlıklarla mücadele edelim birbirimizin hakkındaki ön yargıları ortadan kaldıralım. Buna kimse karşı çıkmaz değil mi? Yani bu güzel bir şey. Fakat kendileri söylüyor bunu. Açılış konuşmasında Makra da söylüyor. Yani e, inklusifler, kapsayıcılar söylüyor bunu. Diyalogtan esas amacıklar, amaçlarının ne olduklarını kendileri belgelerinde söylüyor. Bizim amacımız Asya'yı, İslam ülkelerini apostolik toprakları, Hristiyanlığın doğduğu toprakları, işte Antakya, Kudüs Kilisesi falan önemli, Ege, Akdeniz, Irak buralar Hristiyanlığın ilk yayıldığı alanlar. Amerika'yı Hristiyanlaştırdık. Avrupa'yı Hristiyanlaştırdık ama buraları Hristiyanlaştıramadık. Doğal olarak Hristiyanlaştırmak istiyor. Yani Papa diyalog yoluyla. Peki buna da kızmalı mıyız? Hayır buna da kızmamalıyız bence. Papa'nın görevi bu zaten. Fakat buradaki soru şu. Papa görevini yapıyor. Biz ne yapıyoruz yani? Papa bunu yaparken bizimle diyalog yaparken biz halen cemaatçilikle, mezhepçilikle Aa, efendim işte neyle biz Alevi Sunni bir araya gelemiyoruz. Cemaatler bir araya gelemiyor. Hatta hacda hac gibi bir yerde İslam dünyası birbirlerinin aleyhine bedduada bulunuyor. Papaya kızmamıza gerek yok. Şimdi papanın Irak ziyaretine gelince birincisi bir kere Hristiyanlar var bu bölgede. Yani onlara da bir mesaj var tabii işte. Nesuriler var, Süryaniler var, Yakubiler var, Keldaniler var değil mi yani? bu bölge. Ülünün hepsi Katolik değil ama katolik da değil, vurgu, vurgulayalım şimdi da. Ama, ama, zamanlaması tam da bu tarihte. Tam zamanlaması şu. Papa birincisi Ayetullah Sistani üzerinden yani Amerika Papa ile Vatikan ile Amerika arasında çok yakın ilişkiler vardır. İran söz konusu, söz konusu olduğunda şimdi bak İran'da İran'ın tek başına Şii dünyasını kontrol etmesini istemiyor. Vatikan da istemiyor, Amerika da istemiyor. Çünkü İran'ın dini lideri Ayetullah şey Ayetullah Ali Hamani. Hamani velayet fakih olarak nedir? E, tek otoritedir. Yani Mehdi'nin e, Mehdi'nin gelişini hazırlayan adamdır. Fakat Irak Şiili Ayetullah Hoi Körfez Savaşı'nda bile devrim zamanında bile Hümeyni'yi desteklemedi. Devrime mesafeli durdular. Ve Hoi'nin halefi olan hem de damadı o damadı olan Ayetullah Sistani o da İran'ı, İran Hamane'yi taklidi merci olarak kabul etmiyor. Yani esas, olmasına rağmen. Hocam. Evet. Diyor ki esas diyor Şili merkezi Necef'tir kardeşim. Kum değildir. Irak toprakları. Doğru. Dolayısıyla bu İran'ın gücünü zayıflatma anlamında yani Şiileri de ikiye bölme anlamında hem Vatikan için hem Amerika için elverişli bir durumdur. Yani İran'ı sadece ve sadece askeri ekonomik anlamda çevrileme değil, Aynı zamanda bölgedeki büyük Şii grupları üzerindeki etkisini de azaltmak suretiyle köşeye sıkıştırma hareketi vardır. Üçüncüsü aslında Türkiye'ye karşı da verilen mesajlar var. Yani Nedir? Türkiye'ye karşı verilen mesaj ne? Ben şunu nedir? çok rahat söyleyebilirim. Yani e, Vatikan, Vatikan'ın ve Amerika'nın bölgede atılmış olduğu adımların hiçbirisinde Türkiye'nin faydasına, hayırına hiçbir hiçbir şey çıkmaz olumlu bir sonuç okumamalıyız. Hayır, kesinlikle yani Türkiye açısından bunun hiçbir olumlu sonucu olmaz. Nedir peki? Ne Mesaj yapmaya Mesela şunu söylüyor yani ee, bu biz İran'ı İran bak burada İran'da bir de şu var FETÖ tipi bir yapılanmalar da olabilir orada biliyorsunuz yani FETÖ sadece FETÖ tipi Türkiye'de oldu ama Ayetullah Sistani buna, Sistani buna olumlu cevap verimi bilmiyorum. Ama bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani Vatikan diyalog, işte mesela bir FETÖ, FETÖ hareketinin en önemli ayaklarından birisi nedir? Herkes bunu atlıyor işte. Ben onu yazdım. Yani Vatikan, FETÖ hareketinin en önemli ayaklarından birisidir. Sadece Mos sadece yani CIA, sadece işte efendim Amerika Birleşik Devletleri ee, filan değildir. FETÖ hareketinin en önemli ayaklarından birisi Vatikan'dır. Şimdi dolayısıyla mesela Metropa Irak, arası diyalog. diyalogtur. Sistani ortak anlaş e, e, bildirim metnine imza atmak istememiş. Yani o Sünnilerde şimdi biliyorsunuz. şimdi Sistani'yi istemem ama yani Sistani kesinlikle böyle demiyorum. Çünkü ayıp olur öyle bir şey yaparsak. Ama Vatikan'ın bunu isteyeceği açık. Çünkü yani Pakistan'daki Tahir Kadri hareketi, Irak'taki Kesnizani hareketi değil mi? Ve bizdeki FETÖ. Bunların hepsinin yani Vatikan'la bağlantıları vardır. Yani Vatikan bu noktada dini politik bir enstrüman olarak kullanır. Fakat Vatikan böyle yapıyor diye bazı Hristiyan vatandaşlarımız var. Bu yanlış bir şey anlaşılmasın. Biz İslam ülkeleri Hristiyanlara işit gibi haşa baskı yapsın. E, yezilere yaptığı gibi bunlar kesinlikle doğru şeyler değildir. Elbette ki Hristiyanlar İslam zaten öyle bakmaz. Çünkü İslam ilahiyatı pluralisttir. Hristiyan ilahiyatı gibi bir şey değildir. Monist değildir yani. Bizim burada kendimizi savunmamıza gerek yok. Hristiyan alemi kendini savunsun hocam. Evet. Hayır savunma anlamda söylemiyorum. Böyle de yanlış anlaşma olmasın. Bizim yani Hristiyan vatandaşlarımız... Yani minareye izin vermeyen bir batı dünyasının karşısında niye savunalım ki? anlaşılmak, Yusuf Bey anlaşılmak doğru bir şeydir. Çünkü biz bizim aynı zamanda kendimizi anlatmama, anlat, anla, anlatamamama gibi bir problemimiz var. Onun için söylüyorum. Mesela Hristiyan ilahiyatı Sipriyan Kartaca'nın dediği gibi ekstra eklesyam nulla salus yani kilise dışında hiçbir hakikat yoktur der. Babaya yani İsa'ya Tanrı olarak iman etmeyenin cennete gireceğini söylemez. Final salvation, son kurtuluş yoktur. Ona iman etmeden. İslam böyle değildir. İslam'da Hristiyanlar, Yahudiler ehli çaptır Zaten bizim ilahiyatımız buna izin vermez. Onu söylemeye çalışıyorum. Fakat papayı böyle e, sırf bir normal bir din adamı gibi değerlendirmek, böyle bizim Alışıyor politik yönleri de var diyorsunuz Tabii, aslında. Tabii teopolitik evet. Teopolitik bir adam. Peki Papa, Türkiye açısından teopolitik e, amacı nedir? Bunu böyle net bir ifadeyle. Yani net bir ifade şunu söyleyeyim. Yani Vatikan'ın elinden gelse Türkiye'yi Hristiyanlaştırır. Bu kadar basit yani adamların istediği budur. Dur hocam onu yapamazlar ya. Ya, ya istediği yani Fatih Sultan, yani, Sultan Mehmet Han'a ne teklif <laughs> ettiyse şimdi de aynısını teklif ederler. Ya ederler ama şu var buna kızmamalıyız. Yani Papa'nın görevi budur dedim. Yani Papa'nın Yo, görevi. Yok İstanbul'a kızmıyorum. Papa'nın görevi bu? bu. olmuyor yani diye söylüyorum. Papa Papa bunu yapmasa İncil'e göre görevini yapmamış olur. Kızmıyoruz ama. Önemli olan şu var. Türkiye'nin ne yaptığıdır. Yani Türkiye'den bunu Yani bizim bu, bu, dini temsil şey dini dini temsil makamında olanların ne yaptığıdır. Yani biz bir dönem işte dinlerarası din diyaloğun iç yüzünü bunları falan anlatırken bizli içedirdik. Problem bu yani. şunu anlamaya çalışıyorum. Bu pul e, İddiasını. E, ha pula girelim. Yani bunu o zaman Papa'nın e, Hristiyanlaşma yani din üzerinden bir bakışı olarak mı değerlendiriyorsun yoksa şimdi, Papanın, siyasi açıdan bu, bu e, iddialar şimdi bu, şimdi, bu, bu açıdan mı değerlendiriyormuşuz? Kürdistan Vatikan'da, açısından. Şöyle söyleyeyim, Vatikan'da aynı set detresyonda olduğu gibi yani e, bir Kürdistanın kurulmasına her zaman e, olumlu bakan bir devlettir devlet olarak Vatikan. E tabii tabii ki yani Kürtlerin bir devlet kurmasından yanadır. Yani o harita yeni bir şey değil ki. Bu harita ta en az yüzyıllık bir projedir. E Papa da geldiği için Papa'ya Papa'ya da çok şirin gözü pek için böyle bir pul hazırlamışlar. Yani Papa geldiği için değil. Zaten yani büyük Kürdistan projesi projesi çerçevesinde hemen hemen tüm Kürt grupların e, böyle bir hayali vardır. Ama şunu soralım. Acaba gerçekten böyle bir devlet Türklere rağmen, İranlara rağmen, Araplara rağmen böyle bir devletin yaşama şansı var mı? Orası ayrı bir soru. Ama bu harita yeni bir harita değildir. Yüzyıllık bir projenin haritasıdır. Peki. Şimdi tabii e, Sayın Karakuş sizi görüyorum. Döneceğim Sayın Karaca da söz hakkı şimdi, istiyordu. Şimdi bakın Buyurun. bu ziyareti uluslararası ilişkiler açısından değerlendirsek İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Türkiye. Altı noktadan değerlendirmemiz lazım. Şimdi birinci nokta şu. Dikkat eder misiniz? Papa hiçbir ziyaretinde Sünni herhangi bir liderle görüşmedi Irak'ta. Evet görüşmedi. Şimdi birinci nokta Görüşmek bu. Görüşmek istemedi Sünni lider. Evet. Hadi kendi de bir talepte bulunduğum bilmiyorum ama bulunduğuna yönelik bir açıklama olmadı. Bir talebi var ama bildiğim kadarıyla en yüksek Sünni otorite görüşmek istemedi. Yani Papa'nın böyle bir talebi olduğu söyleniyor. Evet. Ha, ne Şimdi, bilmiyorum. Şimdi ikinci noktaya gelip Evet. Şimdi bunun İran noktasını hoca söyledi. Hı. Yani Hamaney'in Şii'ler üzerindeki Otom. İran otoritesini kırma ki Sistani zaten bu noktada şeydir hani e, nettir Farsi olmasına rağmen. Zaten hoca belki katılır ya da hani bu Vatikan Papalığı'na en yakın e, mezhep de e, Şiilik mezhebi hani şi yapı açısından söyledi. Yani, yani o, işte, o Mesih'i bekliyor, evet, bekliyor, yapı ama. açısından söyledim. Burada bir yanlış bir şey olmasın. Evet, evet. Şimdi e, birincisi İran. İran'ın etkisini kırmak. Tamam. Ama e, örneğin e, Hz. İbrahim'in doğduğu Ur şehrinde ziyaret ve Hz. İbrahim üzerinden vurgu, bu İbrahim anlaşmasını bir şekilde gündeme getirir tekrardan. Amerika Birleşik Trump döneminde ve burada tabii Amerika Birleşik Devletleri etnik seküler anlamda Şiiler arasında bir rekabeti körükleyerek bir şekilde İran'ın otoritesini e, kendi eliyle de Irak üzerinden bitirme girişiminde bulunmuş olur. Bu. Hmm. Ama İbrahim, Hazreti İbrahim'in doğduğu şehir Ur'daki e, söylemede bakarsanız hocanın ilk bölümde söylediği işte e, İsrail e, Araplarla İsrail Yahudilerin Sami ırkından gelmesi evet, Sami ırkından gelmesi vurgusu da önemlidir. Çünkü hani e, Sami millet kuşağı dedi Papa örneğin. Aynı siz aynı noktadan geliyorsunuz dedi. Ama bu çok önemliydi o cümle. Şimdi, şimdi yani semitizme vurgu yaptı. Samiliye vurgu yaptı evet. Yani burada bir İsrail-Vatikan işbirliği de çok açık bir şey. Ama Amerika açısından bir nokta daha var. Amerika'da Kennedy'den sonra ikinci Katolik başkan geldi Biden. Bu da Amerika'nın Vatikan'ı ki Vatikan'ın biliyorsunuz hem e, dinsel bir e, şeyi vardır görevi. Ama Vatikan aynı zamanda 1929 anlaşmasıyla beraber tüm anlamda bir devlet olarak tabii. yani Papa devlet e, de. protokolüyle karşılanır. Tabii tabii. Şimdi bir de Amerika'da Orutuyorum hocam 70 milyona yakın Hispanik Katolik var yani. Şimdi bir, bu saydım 6 ülkeyi saydım ama 7. saymayı unuttum. Rusya. Rusya. Rus Ortodoks Kilisesi'nin bir şekilde e, bu bölgedeki Hristiyanlar üzerinde ha, etkisini evet. de bir şekilde azaltmayı planlamıştık. Doğu evet. Hmm. Bu da ayrı bir nokta. Şimdi e, tabii bir de şöyle bir şey var. Hani biz dedik ki işte Papa Sünnileri şey yapmadı. Sevgili Alabar'da Yusuf uyardı. Hani görüşmemiş ama... E, Papa'nın 2017 ve 2019'da Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti var. Evet. Bunu kaçırmamak lazım. Şimdi bak o ziyaretlerde e, Mısırda e, işte eser ile görüştü biliyorsunuz Ahmet et Tayiple. Tayyip Şimdi e, aynı şekilde Mısırda da bu girişimler oldu. Bir şekilde e, eser üzerinden Sünniler, Sistani üzerinden Şiiler Türkiye devreden çıkarmış oluyor ya yani aynı zamanda. Türkiye'nin Sünni yapı üzerindeki etkisini de kırmış oluyor. Tabii. Ya da kırmak istemiş. Yani, yani. Kahire'yi gösteriyorsun. burada, olarak. Burada yaparken de e, hocam biliyorsunuz Katar merkezi bir dünya Müslüman alimler birliği var. Evet, evet. Örneğin bunu kırıyor, bunun etkisini azaltmaya çalışıyor. Evet. Ve sonuçta şuraya geleceğim. Hani Türkiye'de e, bütün bunların yanında bir de Zerdüşlük'ten bahsetti. <laughs> evet. Yani Kürtler üzerinden Zerdüş vurgusu yaptı ki Erbil'deki ayinde bunu direkt söyledi. Evet söyledi konusu. E Şimdi bütün bunlar içerisinden haritaya gelelim. Bu biliyorsunuz bir tasarım, evet. basılan bir şey değil. Yani hata değil, strateji diyorsunuz. Yani bu bir şey, yani işte e, hem şeye İran'a ki orada da bir e, biliyorsunuz Kürt e, yapıla var, hem Türkiye'ye. Kürdistan coğrafyasının bir bölümde İran, işte Urmiye, İran, İran, ba Suriye ve Türkiye, e, Türkiye. yani Peki, dört. Türkiye, İran konusunda da ifadelerimize de bunu kullanıyoruz. Sözde Kürdistan ve e, Kürt yapısı var orada diyoruz. Ama Türkiye e, sorununun Kürtlerle değil, ama e, terör örgütleriyle şimdi... PKK terör örgütüyle olduğunu dünyayı nasıl anlatacak şimdi? şimdi... Papa'nın bu ziyareti anlat... farklı bir boyuta getiriyor bunu, çünkü bu... Katolikleri. E, Olayı farklı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hatta bunu. Hatta Kürtler İran'da Cumhuriyet. Bu, bu, bu çok mahabat Cumhuriyeti. Çok iyi niyetli bir soru. Ya bu da şey bakalım yani İran'da Kürtler Cumhuriyet kurmayı başardılar. Mahabat Cumhuriyeti. Mahabat, ama çok şey. Ve Gazi Muhammedi de o meydanda da astılar ve biliyorsunuz onun savunma Bakanı da Mesut Barzani'nin babasıydı. Şeyi bu karıştırıyor. Zulusel. Mustafa, Mustafa Barzani. Mesut Barzani. Şimdi, şimdi Barzani e, bu e, haritanın hesabını verir. Bunu söyleyeyim size. ...referandumun e, hikayesini çıkarttığında bunu verdi. Aç kaldılar. Türkiye kapıları kapattı, yardımları kesti. Kendi e, polisine para ödeyemediler. Aç kaldılar. ya Bunu hesabını verir. O ayrı bir şey. Orasını bilmez. Ama şimdi tüm bunların içerisinde bu e, papa ziyareti... ...ilk bölümde sevgili Serkan Soyedi, ...Biden'in değişen e, bölge politikalarının başında geliyor... Ve e, ve bunu da Biden kendi katolikliği üzerinden yapıyor. Dikkatinizi çekelim bakın. Ve bunun karşısındaki noktanın temelinde Rus Ortodoksluğu var ve Rus Kilisesi var. Moskova Kilisesi. Ama tabii bunun içerisinde bölgede en çok etkilenebilecek bu yapılanma içerisindeki ülkelere baktığınız zaman da İran ve Türkiye karşımıza çıkıyor. Ha bu tutar mı sorusu? E, Irak'ta 250 bin civarında e, Hristiyan kaldı. Hani e, bunu siz e, İran'daki Şia yapılanmasına Şii yapılanmasına yaymazsanız, e, Kürt yapılanmasına yaymazsanız bu politika tutmaz. İşte burada hocamın karşı çıktı benim de hep sorguladığım o dinler arası diyalog hikayesiyle, evet. işte e, hatta şey var e, buraya yazmıştım. Bu e, Kazım'ın e, 6 Mart tarihini, ulusal hoşgörü ve birlikte yaşama günü. Şimdi bu, bu dinler arası diyaloğun en önemli sloganı biliyorsun. Evet biliyorum. Görünen slogan. Görünen slogan bu. Şimdi e, sevgili Yusuf dedi ki Hristiyanlar bırakalım onlar karar versinler de onların ne vereceğinin bir önemi yok. ya, yani Benim için önemi yok. Mesele bizim coğrafyadaki Müslümanlar neye karar verecekler? Burada bir şey çıkıyor, soru işareti çıkıyor. Yok ben onu demedim. Yani aslında. Müslümanların... Burada... Öyle mi? Ben mi yanlış anladım? Müslümanların en büyük problemi şu. Ben şunu Şimdi söyledim. Kendi Hemen e, sözlerinizi bölmeden, bölmeden e, Sayın Alabarda sözünüzü bölmeden Sayın Oral da söz hakkı istiyor. Sayın Karakuş da e, elbette ki ko e, konuyla devam edeceğiz ama...